Ay, kimi görüyorum Ferdi? Sen ha! Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın? İyidir be. Nasıl geçti yolculuk? Fena değil. Aslan gibisin maşallah. O kadar iğneyi ilacı sen de yesen, sen de aslan gibi olursun. Bak baba, baba Ferdi'yi tanıdın mı baba? Hani beni birkaç kere komşu köyün çocuklarından kurtarmıştı. Bırak şimdi bunları. Sırasın be Sait. Ne, yalan mı? Küçükken az mı dövüşürdük komşu köyün çocuklarıyla? Her seferinde sen yetişirdin imdadıma. Aynı köyün çocuklarıyız. Arkadaş değil miyiz? Asım Çavuş. Emret ağam. Ya paydos saati gelmedi mi daha? Gelmesine geldi de ağam. Bunları ne kadar çok çalıştırırsak o kadar kârdır. Hem biliyorsunuz yağmurlar da yaklaştı. Yeter be. Ağadan çok ağacısın. Bırak bu insafsızlığı. Onlar da insan. Hadi paydos et de dinlensinler biraz Sait. Peki ağam, sen emret. Paydos! Hadi paydos! Hadi! Sallanmayın be! Burada kalaydı dellenirdi vallahi. İyi ki gitti Alaman hastanesine yattı. Yavur toktonları iyidir ha. Ben Sait'i severim. Çocukluk arkadaşımdır. Çok iyi, sağlıklı gördüm onu. 3 senede turp gibi olmuş maşallah. Allah'a esirgesin. Ağamızın tek evladı canım. Evladım, yavrum benim. Çok merak ettim. Yoksa bir şey mi oldu sana? Nerede kaldın bu zamana kadar? İyisin değil mi koçum? Güzelim, aslanım bırak benim. Bırak be karı, gene başlama zırıltıya. Oğlanı hasta eden sensin. Düşme bu kadar üstüne. Ne diyorsun bey, ne yaptım ben? Hadi be sen de. Gel koçum, baksana ne yemekler yaptım. Hadi sallanmayın, inin çabuk. Hayrola Ferdi, yangınsın galiba kıza. Allah için güzel kız. Sen de çok şanslısın ha. Birbirimizi severiz. Sözlüyüz de. Köyde sözlü olduğumuzu bilmeyen yok. Yakında evleneceğiz. Hayırlı olsun. Sonra gene görüşürüz. Şimdi gitmem gerek ağaoğlu. Anlarsın ya. İstesem de senemem.
bekledim durdum senden. Onu da çok görerek niye kıskandın benden? Onu da çok görerek kıskandın benden. Senden başka kimseyle ne yapsalar edemem. Senden başka kimseyle ne yapsalar edemem. Bekledim durdum senden, onu da çok görerek niye kıskandın benden? Onu da çok görerek kıskandın benden. Kemal nasıl Ferdi? Biraz daha iyi. Ne oldu Ferdim? Daldın birden. Biliyorsun. Bir yıldır biriktirdiğim 3-5 kuruşu babana verecekken Kemal'in ameliyatı çıktı. Kardeşin o senin. Ya sakat kalsaydı? Yok. Allah esirgesin. Baba yadigarı o bana. Ayrılık yetti Ferdim. Hasretin yüreğimi dağılıyor. Ya ben? Ben sensiz yapabiliyor muyum sanıyorsun? Ama babanın istediği parayı ancak gelecek yılki hasattan verebilirim. Bir yıl daha yüreğimize taş basıp sabredeceğiz. Annen gelsin konuşsun babamla. Başlık parasını gelecek yıl veririz desin. Bu seven gençleri daha fazla bekletmeyelim desin. Nazlım benim. Konuşacağım anamla. Seni çok seviyorum Ferdi. Düşündün mü oğul? Nazlı'ya bir diyeceğim yok. Gözü gönlü senden başkasını görmüyor. Ama babası Asım Çavuş ne densiz adamdır bilirsin. Başlık parasını almadan parmağını bile oynatmaz. Adamın nefesi bile para. Sen hele bir konuş bakalım. Ona birbirlerini çok seviyorlardı. Sebirleştirmek sevaptır de. Başımıza gelen felaketleri anlat. Başlık parasını gelecek yılki hasattan vereceğimizi söyle. Nasıl olsa sözlüler beklemesinler de. Derim oğul, derim ama Asım bu. Bir terslik ederse kimselerin yüzüne bakamam. Allah'ım! Nereden verdin bu felaketi bize? Biriktirdiğin başlık parasını benim ameliyatım için harcamasaydın bu duruma düşmezdin abi. Olur mu öyle şey? Seni tedavi ettirmeyip ortada mı bırakacaktım? Ameliyatını yaptırmamız şarttı. İyi ama abi benim yüzümden. Sen benim kardeşimsin. Rahmetli babamın emanetisin bana. Kanımsın, canımsın benim. Uğruna milyonlar döksem gene de... Abim benim. Canım abi. Hadi bakalım, böyle şeyler düşünmesen. Bir an önce iyileş de el ele, yürek yüreğe mücadele edelim. Canım abim. Bu iyiliklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Gidelim Asım Çavuşağı'na. Konuşalım, belki yumuşatırız.
Gideceğiz oğul, merak etme. Konuşacağız Asım'la. Ne konuşacağımış benimle? Çocukların düğün gününü tespit için olsa gerek. Hah! Nerede para? Hani 50.000 kayma? Onlara söz verdiysek hemen kızı alın gedin demedik ya! Ben o kızı sokakta bulmadım hanım! Biliyorsun başlarına gelen felaketti bey. Ne demek yani? Kardeşi kaza geçirdiyse biz de ölecek değildik ya! Ferdi bizim kızımıza yakışmaz demedik. Ama parayı da almadan bu evden sinek bile çıkamaz, anlaşıldı mı? Bir dinle bakalım bey, belki bir çaresi bulunur. Bunun bir çaresi var, o da para! 50.000 kayma burada, bu iş tamam! Yoksa her iş biter! Bağırma bey, neredeyse gelirler! Geldiler! Aman bey! Kötü konuşma! Bir köyün içindeyiz, komşuyuz! Kötü bir söz söyleme sakın! Çekil önümden be! Hayrola, niye geldiniz? He? Yoksa parayı mı getirdiniz? Hele bir konuşalım Asım Çavuş! İyi pekala, konuşalım buyurun! Geç otur, geç! De bakalım ne diyeceksin Hatice kadın! İnsanın konuşabilmesi için cebinin dolu olması gerek Hatça! Cebin dolu değilse kıkın bile çıkmaz! Hadi konuş! Ne diyeceksin bakalım, söyle! Biliyorsun Asım Çavuş, Ferdi ile Nazlı birbirleriyle sözlüler. Sana bu yılki hasattan başlık parasını verip Nazlı'yı gelin edecektik. Amma ve lakin başımıza gelen felaketi duymuşsundur. Bütün paramız kaza geçiren Kemal'in ameliyatına gitti. Oğlum kardeşi sakat kalmasın diye elindekini avucundakini hastanelere yatırdı. Ne olmuş? Hadi konuş konuş! Yani diyeceğim şu ki, başlık parasını sana gelecek yılki hasattan versek, sen de birbirlerini seven bu iki gence bir babalık yapsan da bir an evvel bunları eversek... Laf bunlar laf! Sen paradan haber ver Hatça kadın! Benim öyle boş laflara karnım dok! Avucuma sayacak paranız var mı? Yok! O halde konuşacak lafımız da yok demektir! Ama Asım Çavuş, bu iki genç zaten kavilliydiler. Sen bir yıl daha beklesen ne çıkar? Hiç değilse savap işlemiş olursun. Ne çıkarmış? Çok şey çıkar, çok! Hadi diyelim ki kabul ettik, everdik onlar! Ya seneye gürül gürül yağmur başlar da, ekinler tarladan kalkmadan çürürse, o zaman ne ederik? Hadi gene seneyi bekle! Olmaz öyle şey! Para avucuma gelir, sonra Nazlı'yı alırsınız! Ama para gelmezse hava alırsınız, hava! Yani sen şimdi sözünden caydın mı Asım Çavuş? Haşa! Olur mu hiç öyle şey canım? Ama seneye biri çıkar da çil çil paraları avucuma sayarsa o zaman da geç kalmış olursunuz. Bunu da iyi bilin, bir daha da boş elle beni rahatsız etmeyin. Bağladım gönlümü bir vefasıza. Anlar mı dersin?
Ömrümü uğrunda feda ederken, kimi gerçek bazen de hayal eylerken, beni sevip bana ümit vermişken, başkasına gönlünü verdi mi dersin? Anlatmam bir daha, dinlemez isen. Haklıyım, haksızım, söylemez isen. Sevip sevilmeyi bilemez isen. Senin yaşadığına hayat mı dersin? Aşkı sevilmeyi bilemez isen, böyle yaşamaya sen hayat mı dersin? Ne dersin? Haklısın Ferdi. Böyle yaşamaya hayat denmez. O gözleri kamaştıran ışıl ışıl, insanın içine yaşama sevinci veren güneş bugün başka türlü. Sanki bir daha hiç doğmayacakmış gibi kapkara batıyor. Umudumuzu da sevincimizi de birlikte götürerek batıyor. Hayır, güneş bir daha doğmayacak bile olsa seni almama kimse mani olamayacak Nazlım. Babamın yaptıklarından çok utandım. Sana, bilhassa anana öyle davranmamalıydım. Üzülme sen Nazlım. Babam biraz da haklı. Büyütmüş, bu yaşa getirmiş kızını. Başlık parası almadan verir mi? Çaresizim Nazlı. Yere batası bu adetler, bu töreler böyle konmuş bir kere. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ama inan, bir yolunu bulup babanın istediği parayı denkleştireceğim. Seni bekleyeceğim Ferdim. Senden başka hiç kimseye yar olmayacağım. Gün gelir de Nazlı birisiyle evleniyor derlerse, bil ki ölmüşümdür Ferdim. Gün gelir de seni telinle, duvağınla, şanınla, şerefinle babanın evinden alamazsam, bil ki ben de kahrımdan ölürüm Nazlım. Senin sevgin bana ışık tutacak, yol gösterecek. Bir çaresini bulacağım, inan bana Nazlım. İnanıyorum Ferdim. Ya bu kulaksızın Arif değil mi? Ya o! Almanya'ya gitmişti. Giderken donu bile yoktu ayağında. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hoş geldin Arif. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne olmuş sana böyle be? Altında araban, üstün başın gıcır, köşeyi dönmüşsün ha? Almanya bu. Donsuz giden donlu, parasız giden paralı dönüyor. Başlık parasını da Kemal'in ameliyatı için harcadığını duydum. Elinde avucunda tek kuruş kalmamış. Öyle ya Sait kardeş. Bir kuruşumuz kalmadı. Parasız kaldığımıza yanmıyorum da, Asım Çavuş Nuh diyor, peygamber demiyor. Parayı getirmeden kızı alamazsınız diyor. Düğün işinin gecikmesi canımı sıkıyor. Anlıyorum Ferdi. Ben de üzüldüm bu duruma. Sana yardım etmeyi çok isterim. Sağ ol Sait. Irgatlık yaparım. Kışın çiftliğin garajında çalışırım. Hasatı satar satmaz öderim borcumu. Vallahi benim bir kuruşum yok. Ama istersen babama söylerim, bir şeyler hallederiz. Sağ ol Sait. Allah senden razı olsun. Sen de sağ ol. Neden Almanya'ya gitmeyi düşünmüyorsun? Almanya'ya gidersen zengin olup dönersin. Almanya'ya mı? Tabii. Hadi diyelim ki babamla konuştum,
kandırdım. Hasat karşılığı sana başlık parası verdi. Bu para yeter mi evlenmek için? Ha? Yetmez. Ne yiyip ne içeceksiniz? Düğün masrafları ne olacak? Öyle ırgatlık yaparak toplanmaz bu kadar para. Git Almanya'ya biraz çalış. İstediğinden de çok parayla dönersin. Ama Almanya'da iş bulmak kolay mı Sait? Daha dün geldim biliyorsun. Benim çok tanıdığım var orada. Hepsi sana iş bulurlar. Yardım da ederler. Olur mu dersin? Hiç düşünme. Almanya fakirin umut kapısı Ferdi. Bak bana, buradan gittiğimde yalınayak başı kabaktım. Ama ne yaptım? Gittim, çalıştım, çabaladım. Şimdi arabam, cebimde param da var. İyi ama Arif abi, benim müracaatım yok. Almanya'ya nasıl gideceğim? Düşündüğün şeye bak be Ferdi. Ne olacak? Almanya'dakilerin çoğu kaçak çalışıyor. Sonra biz ne güne duruyoruz? Hiç mi yardım etmeyeceğiz sana? 3 ay orada, 5 ay şurada çalıştın mı istediğin parayı biriktirirsin. İş zaten istemediğin kadar çok. Buraya cebinde paranla gelir, sevdiğine de kavuşursun. Sahi başarabilir miyim? Neden olmasın? Ben zaten bir hafta sonra gidiyorum. Alır seni de götürürüm. Senden yol parası alacak değilim ya. Sağ ol be Arif abi. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Ne dedimse yuttu. Benimle beraber Almanya'ya geliyor. Yok ya. Enayi, sevincinden boynuma sarıldı. Yaşa be Arif. Sen merak etme. Ben onu alıp götürdüm mü, kız senindir. Aferin. Peki ağam, bizim hakkımız nerede? Al hakkını. Bana bak, ikimizden başka kimse duymasın bunları. Sen merak etme ağam. Peki ya kısa bir zaman sonra dönerse Ferdi? Onu da düşündüm ha. Ferdi'yi Almanya'da bir benzin istasyonunda ektim mi feleğini şaşırır. Türkiye'ye geri dönmesi en az 1 yıldır. Bana bir lokma bir hırka yeter Ferdi. Gitme gurbete. Beni yalnız koyma. Olmaz Nazlı. Babana da sana da söz verdim. Seni düğün dernek kurarak alacağım. Bu ayrılık acısına nasıl katlanırım? Katlanacağız Nazlım. Mecburuz. Hem göreceksin, gelinliğini Almanya'dan alacağım. Seni o beyaz gelinlikler içinde görmek istiyorum. Dönünceye kadar değil. Ölünceye kadar seni bekleyeceğim Ferdi. Ama içimde bir his var. Gidip de dönmeyecekmişin gibi geliyor bana. Korkma Nazlım, gideceğim ve döneceğim. Hem öyle bir döneceğim ki bizi ayırmaya ne babanın ne de gurbetin kudreti yetecek, göreceksin. Beni mektupsuz koma Ferdim. Sen meraklanma Nazlım. Her gün, her saat mektup yazacağım sana. Pişman mısın Nazlı? Hiçbir zaman. Tanrı'nın huzurunda karanım artık. Bundan da gurur duyuyorum. Sen bırak be kardeşim, ben taşırım. Ama abi, sana yardım etmek istiyorum. Hele bir iyileş, o zaman edersin. Geç bakayım şöyle. Sen gidiyorsun. Evin bütün yükü benim sırtımda. Çok çalışmam lazım. Daha gitmedim. Buradayım be oğlum. Yemek getirdim size oğullarım. Ver bakalım ona. Evde işlerim var, ben gidiyorum. Yemeğiniz bitince toplarsınız. Sen meraklanma anam. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kemal. Burasını, anamı, bilhassa Nazlı'yı sana emanet ediyorum. Nazlı Allah'ın huzurunda karımdır artık. Ona göz kulak ol. Sen hiç merak etme abi. Senin namusun benim namusumdur.
Onu gözüm gibi korurum. Zaten Almanya'da fazla kalmayacağım. Başlık parasını biriktirince dönerim. Yavrum! Güle güle, uğurlar olsun oğlum. İnşallah yüzünün akıyla dönersin. Bize habersiz koma. Olur ana. Hayır duanı eksik etme benden. Kendine iyi bak. Dediklerimi unutma Kemal. Şirin
sözleri vardı. Ne yazık ki sevgilimi merhametsiz ya derler aldı. Ne yazık ki sevgilimi merhametsiz ya derler. Nazlım, Almanya'ya gelişim kolay olmadı. İlk günler çok sıkıntı çektim. Hasretin kor gibi içimi yakıyor. Damarlarımda kan yerine senin sevgin dolaşıyor. Ama elbet bir gün bu hasretlik bitecek. Seven kalpler birleşecek. Para biriktirmeye başladım bile. İlk fırsatta gelinliğini alacağım. Ferdi'den değil mi? Kimden olursa olsun, sana ne? Adamın kızları çok güzel olur. Hani biri Ferdi'nin aklını çelerse unutulursun Nazlı. Tasası sana mı düşmüş? Benden söylemesi. Bana kalsa 1000 Alman kızını senin saçının bir teline bile değişmem. Bayılıyorum sana Nazlı. Ferdi senin en yakın arkadaşın. Erkek adam arkadaşının sevdiğine dokunmaz. Yaptığın ayıptır Sait. Bırak peşimi. Bul bile dengi dengine çalar oğlum. Sen bir ağa oğlusun. Bir ırgat kızıyla evlenmek yakışmaz sana. Nazlı ile birbirimizi çok seviyoruz anne. Bana inanıyorsun değil mi baba? Bu kaçıncı sevgi be? Her seferinde fos çıktı, rezil ettin beni. Vallahi sevişiyoruz anne. Ne olur sen kandır bari babamı. Bana bak Sait, sakın kendi kendine gelin güveyi olmayasın. Nazlı ile olan aşkımıza hiçbir şey engel olamaz. Biz birbirimize söz verdik, evleneceğiz. Sakın buna engel olmaya kalkmayın, vallahi intihar ederim. Allah esirgesin, sana 1000 kız kurban olsun yavrum. Bak be, Sait bizim biricik yavrumuz. Everelim şunları. Sus be kadın, bir de sen zırlama. Sait, konuştun mu Nazlı ile? Konuştum baba. Bak Sait, yalan konuşuyorsan rezil olurum. Aa, neden yalan olsun sen be? Sen sus be kadın! Birbirinizi sevdiğiniz doğru mu Sait? Çok seviyoruz birbirimizi. Evlenmek istiyoruz baba. Madem ki öyle, gider isterim Nazlı'yı Asım Çavuş'tan. Buraya hayırlı bir iş için geldim Asım Çavuş. Allah uzun ömürler versin ağam. Senin her işin hayırlı olur. Lafı kısa kesmeyi severim bilirsin. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Nazlı'yı oğlum Said'e istemeye geldim. Ya, kızımı istersiniz demek. Ne o Asım Çavuş, yoksa vermeye gönlün mü yok? Yo ağam, ne münasebet. Yok yani, vermeye gönlün yoksa bilelim Asım. Yok ağam, yani onu demek istemedim canım. Ne demek istedin o halde? Yani demek istiyorum ki ağam, bizim başlık parası için de bir şey düşünmüşsünüzdür herhal. Asım, kızın bir ağaoğluyla evlenecek biliyorsun. Az bir şey verecek değiliz herhalde. Allah ömürler versin. Anlaştık sayılır. Hayırlı olsun. Söz kesildi, ötesini sonra konuşuruz. Hadi, kal sağlıcakla. Acele olmadı mı? Yok yok. Vallahi tam ağa kalkış oldu bu. Tutayım. Yemeğe kalaydınız bari ağa. Yok yok, başka zaman. Görülecek bir sürü iş var. Hadi eyvallah. Güle güle. Uğurlar olsun ağa. Beni dinle, yalvarırım. Yolunu kestiğim için bağışla. Affet beni, ama mecburdum. Nazlı, kızım, ne var? Ne oldu? Babamla konuştuklarınızı duydum. Ama ben Said'i değil, Ferdi'yi seviyorum. Ferdi'den başkasına yar olmam. Ne olur beni anlayın ağam. Siz büyük, sevenleri birbirinden ayırmayacak kadar iyi yürekli bir insansınız. Ferdi ile sözlüyüz biz. Nasıl olur Nazlı? Babanla konuştum, hiçbir şey bahsetmedi bana. Hatta oğlum da
birbirinizi sevdiğinizi evlenemezseniz intihar edeceğinizi söyledi. Biz de söz kestik. Yalan ağam. Vallahi yalan. Billahi yalan. İkisi de kandırmış sizi. Eğer Ferdi'nin kardeşi Kemal kaza geçirmeseydi, bu yıl evlenecektik. Ama ameliyat başlık parasını aldı götürdü. Ferdim de başlık parası kazanmaya yaban ellere gitti. En kısa zamanda dönecek. Şu anda karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Ne olur, yanlışlık yapmayın. Ben size yaramam. İstersen vur, öldür beni ağam. Ama yalvarırım beni Ferdim'den ayırma. Üzülme sen kızım, kalk ayağa. Açık sözlü ve dürüst olduğun için seni çok sevdim. Merak etme, ben her şeyi hallederim. Ben öyle katı yürekli insan değilim, sevenleri ayırmam. Sağ olun ağam. Allah sizden razı olsun. Nilettin beni! Vurma evladıma, yapma bey! Çekil be kadın, geberticim bu iti. Gene yalan söyledi bana. Hiç mi Allah korkusu yok lan sende? Gebe kızı çocuğundan, sevdiğinden ayırtacaktın bana. Birbirini seven iki insanı ayırtacaktım. Bıktım ulan seni bu yalanlarından. Adam olmayacak mısın sen? Başımı derde sokacaksın benim. Benim olmadığım kimsenin olmayacaksın. Ben de seni kimseye yar edersen namussuzum. Benim olacaksın. Git başımdan be! Elimden kaçamazsın, benim olacaksın. Benim olacaksın. Ben şimdi sana gösteririm. Şimdi gösteririm ben. Ne yapabilirsin ha? Söyle ne yapabilirsin? Gebertirim seni be! Çık buraya! Gideyim. Bir daha yoluma çıkarsan öldürürüm seni. Ulan bunu da yanınıza korsam bana da sayık demesinler. Koskoca adamsın be Asım Çavuş. Utanmadın mı yalan söyleyip beni kandırmaya? Ağabeyin haşa ağam! Sağız konuşma hadi! Başkasını seven, onun için ölümü dahi göze alan kızını bize vermeye utanmadın mı? Birbirini seven iki insanı ayırmak günahtır. Nazlı Ferdi'yi seviyormuş. Haşa! Hiç olur mu? Yalan vallahi, yalan ağam! Kızım Ferdi'yi de Said'i seviyor, yalan ağam! Peki... Nazlı'nın Ferdi'den hamile kaldığı, çocuk beklediği de mi yalan? Ne? Hamile mi? Tabii ya, ne sandın Asım? Bırak para peşinde koşmayı da seven iki insanın birbirine kavuşması için insanlık yap biraz, insanlık! Beni nankör seni! Besle bu yaşa getir, sonra da rezil ol! Kefaze ettin beni! Namusumu beş paralık ettin! Çekil be! Açlık parasından doldun! Bir de karnında piç taşıyorsun! Oğlunu beğenmez, ırgat çalarsın ha! Ürgat, seni gidi kahve seni! Çekil be kadın! Senin gibisinin bu evde yeri yok! Çek git buradan namussuz! Benim senin gibi kızım yok! Defol! Bir daha da buraya sakın gelme! Gelme! Yenge, ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Şu dünyanın haline bak! İnsanın içi cız ediyor be! Hayrola Sait ağa, ne olmuş? Daha ne olacak be? Ferdi'nin gittiği günün ertesi gününden beri... Nazlı ile Kemal buluşuyorlarmış. Ne, buluşuyorlar mıymış? Tabii! Bir de çocuk bekliyorlarmış. Çocuk mu bekliyorlarmış? Deseniz de başımıza taş yağacak. Asım Çavuş Nazlı'yı evden kovdu, o da gitti dostunun Kemal'in evine yerleşti. Namussuz insanların bu köyde yeri yok arkadaşlar! Nerede kaldı köyün namusu? Onları atmalıyız, kovmalıyız bu köyden! Bu köyün namusu bizden sorulur. Gitsinler bu köyden!
Artık üzülme kızım. Sen benim gelinim Ferdi'nin karısısın. Bu acı günler de geçer. Ferdi abim giderken seni bize emanet etmişti yenge. Sen başımızın tacısın. Artık yengen içerideki odada kalır, sen de burada yatarsın. Tabii Kemal. Ana. Sağ olun. Ne kadar iyisiniz. Sen de iyisin kızım. Kardeşim benim! Ya ben de seni arıyordum! Anam neredesin? Gel şöyle bir konuşalım bakalım be! Ya o gün polisler kıstırmıştı, sana bir şey olmasın diye kaçmak mecburiyetinde kaldım. Yani inan bana Ferdi, eğer kaçmasaydım polisler seni sınır dışı edebilirlerdi. Ne yaptın başka? Günde 4 yerde çalışıyordum Arif abi. Fabrikada, sonra da bir lokalde saz çalıyordum. Gece de çöpçülük yapıyordum. İnan Arif abi, günde 2-3 saat uyuduğum az oldu. Sen saz çalar mıydın ya? Biraz abi. Bak sen saz çalarım dedin de aklıma geldi. Huri Sapan'ı tanır mısın? Tanıyorum, niye sordun? Gel bak şimdi ben sana ne anlatacağım, gel şöyle bakayım. İşte o meşhur şarkıcı buraya turneye gelmiş. Yalnız bir sazcıları eksikmiş. Madem sen de saz çalıyorsun, neden 2-3 ay Huri Hanım'a saz çalıp daha çok para kazanmıyorsun, değil mi ya? Yeter be Arif abi, ben köyüme dönmek istiyorum. Paranın azı makbul değil oğlum. Ne kadar çok paran olursa değerin o kadar artar. Gel sen beni dinle. 2-3 ay daha sabret, bak bakalım senin bileğini büken çıkar mı koca köyde? Aile bile yarışırsın ha! Zavallı Ferdi, gurbette başlık parası toplayacağım diye didinsin dursun. Onlar da burada fingirdeşsinler. Kız da gebeymiş. Gebeymiş ha? Gitti köyün namusu. Kim yaydı bu pis dedikoduları anlamıyorum. Siz dedikodulara bakmayın çocuklarım. Allah sizlerin günahsız, temiz olduğunuzu biliyor. Nazlı benim bacım, yengem. Abimin emaneti o bana. Böyle bir dedikoduyu neden yaparlar, bir türlü anlamıyorum. Çekmezler oğul. Çekemezler oğul. Siz günahsızsınız ya. Ey büyük Allah'ım! Bu dedikoduları çıkaranların cezasını sen ver Allah'ım. Uzaklara sesim duyulmuyor mu? Çekildim. Dönmeye karar vermiştim. Fakat Arif abi çok güzel bir iş buldu bana. 3-4 ay meşhur bir şarkıcıya saz çalarak şimdiye kadar biriktirdiğim paranın 2 katını kazanacağım. Hepinizi o kadar çok özledim ki bilemezsiniz. Sizler içimde burcu burcu tütüyorsunuz. Selamun aleyküm Sayda. Ve aleykümselam Kerim efendi. Hayrola, kime mektup? Kemal'e abisi Ferdi göndermiş Almanya'dan.
Sen hiç oraya kadar yorulma Kerim Efendi. Zaten ben o tarafa gidiyorum. Ver bana, ben götüreyim. Sana zahmet olmasın. Sağ olasın ağam. Hadi kal sağlıcakla. Arkadaşlar, bu köyün namusu hepimizin namusu demektir. Onu temizlemek de bizim borcumuzdur. Bu namussuz insanlar hala aramızda yaşıyor. Yaşatmamak lazım bunları bu köyde. Bak, bir de utanmadan meydandan geçiyorlar. O Hatice olacak koca karıyla can ciğer kuzu sarması. Atalım bu soysuzları köyümüzden arkadaşlar. Atalım ki hepimizin namusu temizlensin. Onların, namussuz insanların bu köyde yaşamaya hakları yok. Yaşatmayalım onları. Yaşatmayalım. Namusumuzu temizleyelim. Yürüyün. Biraz gayret kızım. Bunların niyeti kötü. Yürüyün arkadaşlar. Yaşatmayalım. Yürüyün. Yoruldum gayrı ana. Gayret kızım. Gayret. Bu köyde namussuzların yeri yok arkadaşlar. Dayanamayacağım. Gitsinler buradan arkadaşlar, gitsinler. Allah! Yürüyün arkadaşlar, kaçırmayalım onları. Kaçırmayalım arkadaşlar, yürüyün. Ne oldu ana, ne oluyor? Yok anam, üzülme. Sen nasılsın kızım? Merak etme ana. El yanıyor ana! İnsafsızlar, evimizde yaktılar. Allah'tan bulsunlar. Artık bu köye dönemeyiz oğul. Ben jandarmaya gidiyorum. Yok! Hiç kimseyi inandıramayız kendimize. Ferdi'nin gelmesine az kaldı. Abim gelene kadar da tepedeki dağ evinde yaşarız. Kötüler ettiklerini bulurlar ana. Canım kardeşim Ferdi, senin anan benim anam, senin sevdiğin benim bacım. Onları hiç merak etme, hepsi çok iyiler, dört gözle senin gelmeni beklerler. Geçen gün Arif'ten gelen mektupta yeni işini, çok para kazandığını yazıyordu, çok sevindim. Ananın Nazlı'yı, Kemal'i hiç merak etme. Ben onların her derdine koşuyorum. Mektubuma son verirken hasretle gözlerinden öperim, bütün köyünde selamı var.
Gözünüz aydın, nur topu gibi bir kız oldu. Bitte schön, bringen Sie nach Krankenhaus. Ferdi Tayfu. Ferdi geldiğinde bebeğini görünce çok sevinecek. Abim bizi mektupsuz komazdı. Neden yazdığımız mektuba cevap gelmedi acaba? Belki de yolda geliyordur. Gece vakti. Hayrola muhtar? Pek hayır değil. Anlayamadım. Ne oldu ki? Başınız sağ olsun. Davulunu da Alman hükümeti göndermiş. Hayır! Yalan! Nasıl? Trafik kazası. Oğlum! Hayır! Olamaz! Ferdi'nin değil bu bavul! Nasıl olur be Allah'ım? Oh, oh, canım sevgilim! Bedenim! Kocam! Anam! Ne oldu sana? Anam! Mektup var mı? Evet. Hay, tamam ben o tarafa gidiyorum. Bırakırım, zahmet olmasın sana. Sağ ol. Bu mektubun benzerini ikinci defa yazıyorum. Neden cevap yazmadınız? Herkes benim öldüğümü sandı. Ama öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Uzun zamandır hastanede yatıyordum. Artık iyileştim. Taburcu olur olmaz geliyorum. Bir de şoförde tabi. Ne eventin var? Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Bu 7. gelişim. Çok uzun süre komada kaldığını söyledi doktorlar. Görüştürmediler. Sağ olun Huriye Hanım. Bu yıl gene turneye geldim. İyileştiğini duyar duymaz sana koştum. Turnem bitti. Bugün İstanbul'a dönüyorum. Beklerim, geldiğinde bana uğra. İşe ihtiyacın olur belki. Beraber çalışırız gene. Bana saz çalarsın. Sağ olun. Beni memlekette bekleyenlerim. Karım, anam, kardeşim var. Evim, ocağım, toprağım var. Ben onlarsız yaşayamam. Sen bilirsin tabii. Ama İstanbul'a gelirsen bana uğramayı ihmal etme. Adresim, telefon numaram bu kartta yazılı. Sağ ol bacım. Kısmet olursa uğrarım. Allah'a ısmarladık. Rahatsız olma. Tekrar görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Gelince başımdan geçenleri tek tek anlatırım. 2 gün sonra hastaneden çıkacağım. İnşallah yakında yanınızda olacağım. Alman hükümeti bir yanlışlık yaptı. Arif'in yerine benim öldüğümü sandılar.
Hastanede bir süre Arif diye yattım. Sonradan yanlışlık ortaya çıktı. Kemal, Arif Sait'in yakın arkadaşıdır. Sait'e usulünce anlat, başı sağ olsun. Hepinizi hasretle kucaklarım. Baba! Babacığım benim! Babam! Canım yavrum benim, hadi koş oyna. Kızının sana baba demesine üzülmüyorsun ya Kemal. Babasız büyümenin ne kadar acı olduğunu bilirim. Varsın beni babası bilsin, ne fark eder? Sağ ol kardeşim. Babam ölürken beni rahmetli abime emanet etmişti. Kızın da, sen de bana abimin emanetisiniz. Ben sağ oldukça sizler için yaşayacağım. Sizler için mücadele edeceğim. Ferdi, sen ha? Ben ya. Köyümüze, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize kavuştuk artık. Allah'a şükürler olsun. Biz işittik ki Arif'le bir kaza geçirmişsiniz. Sonra... Tövbe tövbe, dilim varmıyor söylemeye. Haklısın. Ama ben Kemal'e mektup yazdım. Alman hükümeti yanlışlık yapmış. Arif'in yerine benim öldüğümü sanmışlar diye. Yo, Kemal hiçbir şey söylemedi. Ya. Neyse. Hadi gidelim artık. Hayrola ağol? Ne oldu yüzüne böyle? Yüzüme? Aa hiç, ufak bir kaza. Geçmiş olsun. Demek Kemal bir şey söylemedi ha? Kemal'in pek insan içine çıkacak hali kalmadı ki. Ne söylesin Ferdi? Anlamadım. Köyü terk ettiler. Yaptıklarından kimsenin yüzüne bakacak halleri kalmadı. Kimin? Nazlı ile Kemal'in. Ne olmuş Nazlı? Ne olmuş Kemal'e? Nazlı ile Kemal bir olup kaçtılar buralardan. Bir de çocuk peydahladılar. Köylü de onları kovdu köyden. Dur Sait dur. Zavallı anan dayanamadı bu acıya, felç oldu. Ne yürüyor ne de konuşabiliyor zavallı kadın. Köylü isyan etti. Kaçmak zorunda kaldılar. Köyün dışında Kemal, Nazlı, piçleri bir de anan. Kimsenin yüzüne bakamadan orada yaşıyorlar. İnanmazsan seni götüreyim de gözlerinle gör. Babacığım, karnaya beni de götürecek misin? Tabii kızım. Sensiz bir yere gider miyim ben? Hadi yemekler hazır, geç kalıyoruz. Geliyoruz anneciğim. Hadi gidelim. Sevdiğin yemekleri yaptım Kemal. Bak işte, garibanan da orada oturuyor. Mm.
kadersiz anam benim. Neydi suçumuz? Neydi günahımız anam? Babam ölürken artık babası sen sayılırsın diye Kemal'i bana emanet etmişti. Ama kardeşim bana ihanet etti ana. Sevdiğim, uğruna can koyduğum Nazlım bana ihanet etti. Ana, neymiş bizim kara yasamız? Gel anam, gidelim. Bu koltuk değneklerini Kemal'e verirsin. Güle güle kullansın. Sen merak etme, veririm tabii. Seherin vaktinden oturmuş olan bahçende açılan güllerin solan o ela gözlere yaşlarda dolan gönlüm yaralı, ah bağrım yanıyor. Vefasız o yâri eller sarıyor. Nenni bebek, nenni bebek, nenni var. Mor dağlara yuva yapmış keklim. Nedir anam nedir benim çektiğim şu koca cihanda yok gibi tek sevdiğim. Gönlüm yaralı, ah ah, bağrım yanıyor. Vefasız o yâri, eller sarıyor. Nenni bebek, nenni bebek, nenni gitti. Anneni de götürdü. Kim? Nereye götürdü? Ferdi geldi. Nah şöyle gemi gibi bir otomobille. Güzel mi güzel? Büyük mü büyük? Ama yanındaki ağlaman avradı arabadan da güzeldi ha. Mavi gözler, sarı saçlar. El ele indiler arabadan. Sonra geldi anasının yanına, bindirdi arabaya. Giderken bunları Kemal'e verirsin dedi. Artık onların hiçbirini istemiyorum. Ben, anam, sevgilim daha mutlu, daha modern bir hayat yaşayacağız. Artık ne Nazlı bana göre, ne de bu köy yerleri beni aramasınlar. Kendi hayatımızı yaşayacağız dedi ve bindi otomobile. Bir kaçıyordu ki namussuzum otomobil. İyileşeceksin güzel ana. Üzülme sen. Ben sağ oldukça seni namerde muhtaç etmem. Yarından tez yok kendime iş arayacağım. Almanya'da saz çaldığım şarkıcı bana adresini verdi. Ona gideceğim. Üzülme sen yenge. Ne yapıp yapıp abimi bulacağım.
Öğreneceğim her şeyi. Yok Kemal, aramayacaksın onu. Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz. O Alman sevgilisiyle varsın hayatını yaşasın. Biz de bağrımıza taş basıp gene onu ölmüş bilip yaşarız. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim kader bağlıyor. Huzurum kalmadı fani dünyada. Yapıştı canıma bir kara sevda. Huzurum kalmadı mani dünyada. Yapıştın yakama bir kara sevda. Bu hasretlik bizi çürütecek mi? Bir gün ağlatmayı güldürecek mi? Yoksa kavuşmadan bizi yaradan şu gurbet ellerde öldürecek mi? Huzurum kalmadı mı fani dünyada? Ah, yapıştı canıma bir kara sevda. Huzurum kalmadı yalan dünyada. Yapıştı canıma bir kara sevda. Yenge! Hayrola Kemal? Abimi gördüm yenge. İçim cız etti onu görünce. Şarkı söylüyordu televizyonda. Öyle buruktu ki, öyle ağlıyordu ki, sanki gözyaşlarıyla bize bir şeyler anlatmak istiyordu. Ben gidip bulacağım abimi. Konuşacağım onunla yenge. Muhakkak bunda bir iş var. Abi! Abim benim. Dokunma bana. Abi! Ben senin abin değilim artık. Demek doğruymuş ha. Demek bizi istemiyorsun ha. Ne oldu sana? Neyin var? Yüzüme bile bakmıyorsun. Hani çok severdin beni? Bir zamanlar severdim. Evet, çok severdim. Ama şimdi sevmiyorum. Hiçbirinizi istemiyorum. Defol buradan. Abi! Defol dedim. Yazıklar olsun sana be. Para, pul, şöhret bu kadar çabuk mu değiştirecekti seni?
Senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok, al! Bunu sen getirmiştin! Merak etme! Senin koltuk değneklerine tutunmadan kendim de giderim! Kardeşimi kovarken içim kan ağlıyordu. Ama kader bizi bu hale soktu. Nedir bu çilemiz be anam? Bu kara yazı, bu kötü kader hiç mi değişmeyecek? Hiç mi yüzümüz gülmeyecek? Konuş be anam, konuş! Susma ne olursun! Bir misafiriniz var Ferdi Bey. Şimdi de sen ha! Niye geldin? Hiç mi bırakmayacaksınız yakamı? Kardeşim dedim, canım dedim, bana ihanet etti. Nazlım dedim, sevdiğim dedim, beni bağrından hançerledin. Ne o, neden bakıyorsun? Gözümdeki yaşlara değil mi? Yaş değil onlar. Kan, anlıyor musun, kan! Bunca zaman çektiğimiz acıyı içimize gömüp o kan dediğin gözyaşını biz dökmedik mi sanıyorsun Ferdi? Çek o pis ellerini, dokunma bana! Kimsin sen ha? Bana el sürecek cesareti nereden buluyorsun? Annem babam senin için yıllarca gözyaşı döktüler. Sen aramadığın halde sana olan sevgilerinden kalkıp ayağına kadar geldiler. Sus kızım! Böyle konuşma! Bırak konuşsun. O da sizin çocuğunuz değil mi? Üçüncü bir hançeri de o vursun kanayan kalbime. Getirmemeliydin onu buraya. Hiç olmazsa o bilmemeliydi işlediğiniz günahı. Günah mı? Yoksa seni Kemal'le aldattığımı mı sanıyorsun? Gözlerimle gördüm orada sizi ben. Çocuğumuzun üzerine yemin ederim ki yalan. Anam! Anam bir konuşabilsen! Gerçeği bir söyleyebilsen! Dokunma anneme! Dokunma bize! Yaptıklarınızın acısına dayanamayıp felç olan anama sürme elini! Ne söyleyecek? Sizin adiliklerinizi, kardeşi kardeşi düşüren adi bir kadının hayat hikayesini mi anlatacak bana? Defol buradan, defol! Bütün gerçekleri yemin ettiğimiz o kayanın başında anlatacağım. Üç güneş batımı bekleyeceğim seni orada. Eğer gelmezsen, bil ki üçüncü güneşin batımı öleceğim Ferdim. Hayata bağlayan bir tek sen vardın. Sen vardın güzel anam benim. Ama tahammülüm kalmadı. Bu yürek bu kadar acıya dayanmaz. Yoruldum. Bittim artık. Yaşamamın bir anlamı... Servetim seni ömrünün sonuna kadar yaşatır anam. Artık yaşamak benim hakkım değil. Ne olur beni anla. Affet beni. Seni son bir kere öpeyim, son bir kere koklayayım anam. Oh!
Sana helal et anam. Çok üzdük seni. Konuşuyorsun sen. Gitmedim. Anne. O çocuk senin çocuğun. Onlar yine... Ana! Anacığım! Vatan güneş beni de al. Dönme artık bu yerlere. Demek sanki inat etmiş bütün kaskı. Sensiz kaldım, bağrıma taş basacağım. Benim sevgim gerçek sevgi, benim sevgim gerçek sevgi. Ölsem de seveceğim, ölsem de seveceğim. Nazlı! Ferdi! Yere yat Nazlı! Ferdi! Sizi birbirinize yar etmeyeceğimi söylemiştim. Arkadaş dedik, dost bildik. Kahpece sırtımdan vurdun beni. Ama bunu yanına koymayacağım Sait. Kaçamayacaksın. Her şeyi öğrendin Nazlı. Kötü günler geride kaldı artık. Mutluluk yolları açıldı. Ferdi, yaralısın. Mühim değil, hafif bir sıyrık. Söylemiştim sana. Telinle duan da alacağım seni. Benim olacaksın diye. Ferdi! Çiçekler öksün, böcekler öksün, kırlarda sevgililer ele ele olsun. Çiçekler öksün, böcekler öksün, kırlarda
ki sen gel. İstersen her gün yağmur yağsın, ben razıyım, yeter ki sen.